Selam. Birazcık şöyle bir güneşin tadını çıkaralım dedim. Çantamı alıp geldim. Yani inanamıyorum ama Nisan'dayız. Hatta 2 Nisan'dayız. Ve yaz geliyor. O kadar mutluyum. Şimdi herkes şey modunda. Yaz geliyor. Hadi artık çalışmayalım. Dolu niye kapanmamış ya? Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Çok değişik bir giriş oldu. Bugün günlerden 2 Nisan saatlerde 7'ye 20 var. Videomu yayınlamama az kaldı. Ve havanın güzelliğine bakar mısınız? Daha demin Akasya'ya gittim, videomu attım. Şimdi de ders çalışacağım. Nedense böyle pozitifim. Normalde haftanın her günü herhalde içim tıkmış, tükenmiş oluyorum. Babam iş konuşması yapıyor ve neden bu kadar bağırdı hakkında hiçbir fikrim yok. İntegral. Polinom çözeceğim ve Türkçe çözeceğim. Bu arada Instagram'dan kalemlik.org'dan birkaç tane şey almıştım. Onlar gelmiş. İlk başta bir tane not defteri almıştım. Ya iç çok tatlı, böyle tahta gibi. Sanki şu ışığı açayım. Belki daha net görebilirim. Böyle tahta işlemesi ama tabii ki normal kağıt, böyle belki deseni görünüyordur şu an, bilmiyorum. Böyle bir not defteri aldım, işte böyle çıkıntılı falan, değişik. Daha sonra böyle notla post-it'ler aldım. Bunlar da çalışmamı eğlenceli kılacağını umaraktan aldım. Bir de kalmış 2 ay, ben hala çalışmamı biraz daha eğlenceli kılmaya çalışıyorum. Böyle kedili, çok tatlı. Şuna çok bakayım. Daha sonra böyle bir tane Sharpie aldım. Mor renkte. En sevdiğim renklerden birisi mor. Bir tane de böyle öğretmen kalemi denilen kalemden aldım. Bir tane de böyle dosya aldım. Renkli. Bunlar güzel oluyor. Ben çözdüklerimi veya okulda çözeceklerimi yanıma alıyorum. Böyle güzel bir dosya aldım. Evet, siz de kalemlik.com'dan, Instagram'dan alabilirsiniz eğer isterseniz. Şimdi ben hız kesmeden başlayayım bence. Önce bir program yapalım bence ya. Böyle kafamdan şey yapıyorum, sonra yapasım gelmiyor. Not defterimi tabii ki de kullanmayacağım çünkü bende not... Bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi bakar mısın şuraya? Bunlar hepsi not defterim. Hiçbiri kullanılmamış. Bazen... Aldıklarından bir iki tane daha almıştım. Bu neredendi ya? Hiç hatırlamıyorum. Bugün bunu bir aldım. Annem galiba yurt dışına gitmişti, oradan almıştı. Üçlü defter. Hatta kaçtı? Evet, üç tane var. Burada böyle hedefli defter var. Bunu yazın tekrardan başlayacağım. Suydu, spordu. Böyle bir defter hiç kullanmadım. Eğer başka kullanmadıysa. Sonra daha böyle kötü defterler var. Kötü demeyeyim de. Daha böyle not. Şunu kullanabiliyorum şimdi, program yazacağım. Bu bayağı eski ve saçma bir defter. Sonra böyle benim değişik yapmayı denediğim defterler var. Bayağı burada defter var. Bende defter hastalığı var. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Ben şu an istiyorsanız defter alabilirsiniz. Burada da 2 tane böyle not defteri var. Daha sonra... Aşağıya açtığımda da aşağıda da not defterleri var. Daha çok eski günlüklerim var. Bunlar ikisi eski günlüklerim. Bu hiç kullanmadığım bir günlük. Çünkü şunu Amsterdam'dan almıştım. Hiç kullanmaya kıyamadım. Bunlar da bayağı notlarım yazıyor. Bu da yine hiç kullanmadığım bir defter. Altta da Wings'te tabii ki de ana defterim var. Evet. Burada bir şey yok ama herhalde. Burada var mı defter? Yok, burada defter yok. Böyle bir notluk var da, bu da ödev defterim güya. Çöp attım. Evet. Defterlerimi de gösterdikten sonra şimdi şu not yazacağım deftere. Yırttım mı? Evet, yırttım. Ups. Şimdi başlayalım. Bugün günlerden 2 Nisan dedim. Yeni aldım, kalemle yazayım bari. 2 Nisan. Aa, çok şey yazıyor. Yumuşak yazıyor.
Önce integral ödev. Of ya. Polinom. Sonra araya Türkçe alacağım. Sonra da integralle finish. Yarın okulumuzun gezisi var meslek tanıtım için. Ama ben gitmeyi düşünmüyorum. Kız arkadaşlarımızla şey yapacağız. Galiba sadece bir tane kız arkadaşım gelecek. Bazıları gitmek istiyordu çünkü. Söylüyorum hemen ne yapacağımızı. Normal uyanacağız. Hani uykumuzu aldığımız bir saatte. Bu arada saçım falan çok kötü. Yanağımdakini de sıktım. Dayanamayıp. Hiçbir şey çıkmadı ama. Evet. Daha sonra biz de işte uyanıp hazırlanıp kahvaltımızı edip Starbucks'ta çalışacağız beraber. Zaten benim yarın akşam özel dersim var Türkçeden. 5'te de evde olmak şartıyla öyle çalışacağız. Evet, o zaman hazırsak başlayalım. Bunu kalemime koyayım. Bu çok. Bunu nereye koysam? Bunu şimdi kullanmayayım. Aa, divan edebiyatı ödev. Bunlar niye burada şu an? Allah Allah. Ben bunları yapıyordum. Tamam. Bunlar burada. Şimdi bayağı şu an bana ödev çıktı aslında. Kendime şu an ödev yarattım. Şöyle kitapçık arasına koyayım. Ay arkadaşlar, vallahi bittim yani, artık sıkıldım. Bayağı sıkıldım. Sizin nasıl gidiyor? Siz sıkılıyor musunuz benim kadar? Zannetmiyorum ama ben bayağı sıkılıyorum. Çıkmış polinom sorularını çözüyordum. 12 dakika videomu yayınlamama. Ben hazırım. Şimdi başlıyorum polinoma. Siz de hazırsanız başlayabilirsiniz. Thank you.
Selam. Şimdi evdeyim. Starbucks'ta ders çalıştım. Bugün aslında bir arkadaşımla çalışacaktık ama eve tamirciler gelecekti. Onu bekleyecektim fakat gelmediler. Klasik tamircilere böyle oluyor. Şimdi evdeyim. 5'te, 5.30'da dersim var. Yani gerçekten havanın güzel olması bütün günün şeyini değiştiriyor sanırım, modumu. Burada klip çekmeye başlayacağım. Aşağı ineceğim, birazcık yürümek istedim hocam gelene kadar, bir yarım saatte olsa. Çünkü birazcık D vitamini alayım. Hem de hava güzelken biraz daha böyle eğlence dedim, neşe kaynağı olur diye umuyorum. Şimdi masayı hazırlayacağım, daha sonra da ineceğim. Zaten üstümde tayt var, sorun yok. O zaman görüşürüz. Evet, saat şimdi 9:16 geçiyor. Şu an kendimi hiç göstermek istemiyorum. Ya göstereyim, buradayım. Şu an aşırı yorgun görünüyorum. O yüzden hiç görünmek istemedim. Şimdi edebiyat özet gibi değil de şöyle post-itleri böyle bugün işlediklerimi yazacağım. Veya post-it'e de daha büyük bir şey yazsam. Şimdi bugün hocamla yaptığımız adamların işte adlarını ve ünlü eserlerini, özetlerini yazdık, tekrar edeyim dedim. Test çözdüm ama tam işlediklerimiz yoktu, hepsi yoktu. O yüzden bir ben hemen aklımdayken bir TET'deyim dedim. Daha sonra geometriden analitik geometri çalışmak istiyorum. Çünkü onu işledik ve tekrar etmedim. Ona biraz bakacağım, sonra yatacağım. Çok yorgun hissediyorum. Hemen başlayalım. Yarın sabahçıyız. Selam. Bugün günlerden çarşamba, 4 Nisan saat 11. Akşamın 11'i. Peki ben neden bu saatte başladım? Bugün çekmeyi unuttum. Nasıl unuttum bilmiyorum ama okulda kafese kaldım. Saat 6'dan 10'a kadar biliyorsunuz akşam çalışmalarımız oluyordu okulda. 10'a kaldım. Ama şimdi birazcık edebiyat çalışacağım. Ve edebiyatla ilgili birkaç şey size göstereceğim. Bayağı soru geliyordu işte sözel derslerinde nasıl çalışıyorum diye. Evde şimdi misafir var. Onları uğurlayacağız. Daha sonra geleceğim. Üstümü falan değiştiririm. Ellerim o kadar kurumuş ki artık. Geleceğim. Bekleyin. Evet. Şimdi
Tekrar buradayım. Ay aşırı yorulmuşum ya. Şu edebiyat yeni konuya geçtik bugün. Onları bir çalışacağım. O yüzden konu tekrar yapacağım. Ama dediğim gibi edebiyata nasıl çalıştığımdan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki edebiyat hani eserlerden tutun yazarlar, şairler, romancılar hani gerçekten çok kalabalık bir kitle karşımızda ezberlememiz gerekiyor. Tabii ki bize eser eser sormayacaklar. Yaşadıkları dönemin anlayışları, oldukları grupların atıyorum garipçiler, ikinci yeniciler oldukları grupların belli bir akımı oluyor. İşte bunların düşünce tarzı oluyor ve yazdıkları şiirlerden bile hangi yazara ait olduğunu bulmamız gerekiyor. Mesela çok imgeciyse ikinci yenici diyoruz vesaire vesaire. Ve evet YKS alan sınavında da bizi en zorlayacak şeylerden birisi edebiyat bence. Çünkü birisini tutsanız gerçekten diğer 100 tanesini nasıl aklınıza tutacaksınız bilmiyorum. Ama bu bir iki senedir bayağı popüler olan şu işte video izleyerek edebiyat öğrenme şekilli işte canlandırma karakter yani hafızamızı tamamıyla kullanmaya çalışmamızı hatta kullandırıyor ve bayağı işe yarıyor. Ben ikinci yenicileri mesela böyle hafıza videoları izleyerek öğrendim. Bayağı işe yarıyor. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Hatta istiyorsanız kullandığım siteyi de söylerim. Hemen söylüyorum. Vallahi ben edebiyatseminerleri.com'dan çalışıyorum. Ne derseniz de size animasyon videolarla bütün edebiyatçıları, eserleri aklınıza tutmanızı sağlıyor ve gerçekten dersi eğlenceli kılıyor. Bayağı böyle insanların sesleri sizin kafanıza canlanıyor. Mesela deneme sınavına giriyorum. İzlediğim bir işte öğretmenin anlattığı şey hemen kafamda canlanıyor. Oradaki hikayeleri görüyorsunuz. Yani herkesin tabii öğrenme şekli farklı olabilir ama ben bu şekilde öğrenebiliyorum. Öğretmenin okulda anlattığı şey uçup gidebiliyor ama böyle bir eve geldiğimde tekrar videosunu izlediğimde bir gördüğümde çok iyi bir şekilde aklımda kalıyor. Şimdi edebiyatseminerleri.com'a girdim. İlk başta üye oluyorsunuz. Üye olmak zaten ücretsiz eğer soruyorsanız. Üye olduğunuz sonra bir sürü paketler var. Ben bütün hepsini içeren paketten aldım. Bu paketleri siparişini veriyorsunuz ve evinize geliyor. İstediğinizi alabiliyorsunuz bu arada. YKS edebiyat ürünleri var. Mesela söyleyeyim. Hafıza teknikleriyle edebiyat eğitimi artı poster seti var. Hafıza teknikleriyle edebiyat üyeliği. Fiyatları da gayet uygun. Siz de üye olursanız edebiyat seminerleri üzerinden hafıza çalışmalarına başlayabilirsiniz ve emin olun farkını göreceksiniz. Ben öğretmenimin öğrettiğini anlayamazken izlediğim videolar beni cidden çok etkiliyor. Çünkü karşımdaki olay canlanıyor. İstediğiniz üniteyi seçip alt konularını görüp alabilirsiniz. Ben mesela göstermeye bağlı edebi metinlere girdim şimdi. Şimdi size Turgut Özakman'ı anlatan bir hafıza videosu göstereceğim. Akman, yani ak adam, insanlara yardım için bir anda ortaya çıkarmış. Onu bir anda görünce korkan insanlara da, korkma insancık korkma dermiş. Ancak insanlar korkudan akıllarını kaybedip delirirlermiş. Deli olan diye bir eseri var. İnsanlarsa akıl hastanesine kapatılırmış. Hastane adlı eseri. Deliren bu insanlara bir iyilik yapmak istemiş ve deli bayramı ilan ederek bir ziyafet düzenlemiş. Hatta ocağın başına geçmiş, yemeği kendi pişirmiş. Mesela gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde aklınızda kalıyor. Bir tane daha gösterebilirim eğer isterseniz. Bir de Cevat Fehmi Başkut'u anlatan bir videoyla şimdi karşınızdayız. Ya bu animasyonlar gerçekten çok işe yarıyor. Mesela Cevat Fehmi Başkut. Bir diğer. Başkut sözcüğü bizim için anahtar olacak. Ve bize Başkurt sözcüğünü çağrıştıracak. Kurtlar kendilerini Başkurt seçmek için rey yani oy vermişler. Başkurt seçilince ilk iş olarak diğer kurtlara emretmiş. Küçük şehirden büyük şehre göç edeceğiz demiş. Ve bunun gibi bir sürü animasyonlu anlatım var. Bunları izledikten sonra konu testlerini de çözebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum.
Bunu söyledim, şimdi herkes alacak muhtemelen çünkü yani doğruya doğru artık 1-2 ayda herkes ne yapabilirse yapacak ve bunlar gerçekten çok fazla akılda kalıcı. Hani nereye kadar yazıp yazıp ezberleyebiliriz? Ben yapamıyorum. Ben yazarak ezberliyorum normalde ama fark ettim ki görsel yeteneğim daha fazla. Mesela yazdığım bir yeri okuyorum. O kareyi aklımda tutabiliyorum. Yazdığım şeyi hatırlamıyorum ama nereye nasıl yazdığımı hatırlayabiliyorum. Yani ben de görsel zeka olduğunu evet, edebiyat sayesinde böyle animasyonlarla anladım. 2011'den beri herkes artık kolaya kaçmak demeyeyim ama kendi görsel zekalarını keşfeden insanlar bu şekilde çalışmaya başlamış ve arkadaşlarım diyorlardı ki ben son bir ayda şu şekilde çalıştım işte görsel hafıza videoları izledim ve şu kadar 50 net yaptım falan diyenler vardı. Evet tamam, öğrencide de bitiyor ama doğru şekilde, düzgün bir şekilde izlerseniz o hafıza videolarını gerçekten aklınıza kalıyor ve başarılı olmanızı sağlıyor eğer görsel yeteneğiniz varsa. Hafıza videolarını izledikten sonra küçük blok notlar alıyorum işte şöyle şu şekilde. İzlediklerimi sadece isimlerine bakıyorum. Kim izlemişim? Hemen onunla ilgili anahtar kelimeler, onun eserleri, bir şekil, bir kelime atıyorum. Gördüğünüz gibi Akman'da olanlar gibi. Hani emin olun çünkü edebiyatta YKS sınavında bize uzun paragraf okuyup anlamamızı değil, oradaki bir kelime bütün her şeyi değiştiriyor. Bir kelime bir yazarı aslında bize tanımlıyor. Bizden bunu istiyorlar. Bütün paragraf uzun uzun okuyup şu bu yok. Eser veya bir, belli bir özelliği. Onun için böyle küçük küçük gelebilecek hafıza animasyon videoları gerçekten çok büyük etki yaratıyor. Bu arada şöyle yapıyorum. Edebiyat testi çözüyorum. Burada da var konu. Sonunda test çözebiliyorsunuz. Edebiyat testlerimi alıyorum. Yanlış yaptığım sorulardaki yazarları hemen açıyorum, tekrardan izliyorum, bakıyorum, yazıyorum. Aklıma ne kadar kalabilirse. Çünkü yanlışlarınızın üstüne gidin. Yani bildiğiniz şeyi bir daha izlemeye gerek yok sonuçta. Dediğim gibi ben edebiyata böyle çalışıyorum. Diğer sözel dersler için de başka bir gün anlatırım. Onu da yarın anlatırım eğer isterseniz. Çünkü şu an çok yoruldum. Saat 11:10 geçiyor arkadaşlar. Edebiyat çalışıp yatacağım. Bu videoyu izleyenler arasında kalacak bu site. Tamam mı? Biz bileceğiz, biz öğreneceğiz. Arkadaşlar herkes rakip. Seneye girecekler de şimdi hani yazın vaktini. Çok mantıklı. Şimdi girmeyeceksiniz bile yazın. Bunları bu paketlerden sipariş verip öğrenebilirsiniz. Bence çok mantıklı. Hem yazın ders çalışmak istemiyorum diyenler, sıkıcı bulanlar bu şekilde animasyonlar izleyerek eğlenceli hale getirebilir ve konu açıklarını hemen kapatmaya başlar yazın. Bence yapın. Keşke benim zamanımda aklıma gelseydi yazın bunları izlemek. Şimdilik bu kadar. Ben tekrar derse devam edeceğim. Yarın da değişik bir gün olacak. Yarın vlog çekerim. Evet. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Günaydın. Bugün, ay çok titrettim. Bugün 5 Nisan Perşembe günü. Ben de hazırlandım. Okul çantamı da aldım. İstinye Park'a gidiyorum. Oradan sonra okula geçeceğim. İstinye Park'ta bir lansman var. Oraya gideceğim. Skechers'ın. Orayı da hem göstermiş olurum. Daha sonra zaten okula geçeceğim. Akşam kafese de kalabilirim büyük ihtimal. Gelişmelerden haberdar edeceğim. Şimdi görüşürüz. Yapıyorum. Omzum sakatlandı. Bir şey oldu. Bilmiyorum. Şimdi geldim sayılır. İstinye Parkları'ndayım. Saat galiba 11'e 20 falan var. Çok geç kalmadım diye umuyorum. Gerçekten omzum o kadar kötü ki gece bunun ağrısından uyandım. Annem vardı, bir şey dedi. Soğuk, üşütmüşsün bir şeyler dedi. Akşama bir şey sürecekmişiz. Bilmiyorum ama aşırı kötü. Canım yanıyor yani. Böyle bir şey yok. Çok kuvvetli bir baş ağrısını omzumda hissediyor gibiyim. Wow! Bu arada ilk defa İstinye Park'a geliyorum arkadaşlar. Bayağı güzelmiş. Gerçekten inanamıyorum. Şu an bayağı bir etkilendim. Ay burası aşırı güzelmiş.
sadece metrodan sonra yürüme olayı olmasa daha çok sevebilirdim. Yürümeyi seviyorum ama omzumda bu ağır çanta ve omzumun sakatlanması sonucu oluşan şeyden dolayı sevmedim. Ama gerçekten çok güzel. Vay be. Buraya bence müze gibi gezme geliyorlardır. Alışverişe bu kadar bilmiyorum yani. Benim gideceğim yer nerede? Sen çok alanında hassasın. Gerçekten ben niye şu an kendimi müzede gibi hissediyorum? Çok etkilendim buradan. Çok güzelmiş. İlk defa bir alışveriş mağazası kesin bu kadar beğendim. Ama Skechers'ın aynı bir fikrim yok. Şu an bayağı... Ya ablama sesleniyorum. Ben niye şu an yemek bölümüne geldim? Allah'ım nerede Skechers? Buldum, arkamdaymış. Şimdi geldikleri gibi gidecekler. Okuluma gidiyorum. İşim erken bitti. İyi oldu aslında. Ben daha uzar zannediyordum. Erken bitti. Şöyle çok güzel. Evet, şu an sabah sabah çikolata görmek hiç iyi gelmedi. Ah, omuzum çok ağrıyor. O zaman görüşürüz evde ders çalışırken. Arkadaşlar evet, bu üstümdeki şey şu an Watsons'tan gelmişti. Karın ağrıları, kas ağrıları vesaire vesaire, böyle ağrılar için hem sıcak kullanabiliyorsunuz hem soğuk. Sıcak kullanmak istiyorsanız mikrodalgaya veya fırına koyuyorsunuz. Böyle içinde ne var bu arada söyleyeyim. Kiraz çekirdeklerinin tozları var. İri iri. Çok iyi geliyormuş kas ağrısına. O yüzden hemen mikrodalgada ısıttım. Cidden çok kötü olmaya başladı buram. Okulda bayağı dersten falan çıktım. Okula gidince çok kötü oldum. Şimdi biraz iyi geldi gibi, bilmiyorum. Nedeni gerçekten bilmiyorum ama çok kötü bir ağrı var. Şimdi ders çalışıyorum. İntegral çalışacağım sadece bugün. Başka bir şey çalışmayacağım. Şimdi moralimi bozacağım çünkü gerek yok. Bayağı sinirim bozuldu ama. Çünkü geçmeyen bir saçma bir ağrı. Bir şey yapmadım. Ters bir hareket yapmadım. Bunu biliyorum. Markasını göstereyim bu arada. Sponsor değil ama gerçekten geldiğinde böyle ne zaman kullanırım dedim ve hani adet sancılarına da çok iyi geliyormuş. O yüzden kızlar isterseniz alabilirsiniz. Bayağı böyle mikrodalga ve fırına koyup ısıtabiliyorsunuz. Böyle.
İyi, ben şimdi çalışayım. Sonra görüşürüz. Evet, herkese merhaba. En son Perşembe günü çekmişim. Cuma günü ne olduğunu hemen anlatayım. Cuma günü sınavımız vardı okulda, bölüm sınavımız. Hem Türkçe hem matematik. Kötü geçmişti. Sınıfın ortamı, sınıftakiler, insanlardan çıkan sesler, vurun çekmeleri. Ben bayağı kötü bir sınav geçirdim. O yüzden bayağı böyle ağlayarak falan çıktım sınavdan. O yüzden cuma günü hiç hatırlamak bile istemiyorum. Cuma'yı hiç çekmemişim o yüzden. Onun dışında cumartesi okula gittim. Onu da çekmemişim. Okula gittim. Evde özel dersim vardı. Dün bayağı ders çalışmalı geçti. Bugün pazar günü bu arada, söylemedim. Evet. Bu videoyu da bitireceğim burada. Umarım beğenmişsinizdir. Bence güzel, yine böyle eğlenceli bir video oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Evet, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda size bir şey anlatacağım. Bu videolarımın içeriğiyle ilgili. Bu yaptığım günlük videolarıyla ilgili. Biraz konuşmak istiyorum. Başkalarının yaptığı videolardan bahsetmek istiyorum. Hani... Neyse, bence bunu bir sonraki videoda konuşuruz. Çünkü şu an konuşursam başlayacağım, uzun sürecek. Her neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Çünkü artık 300 bin olalım yani. O kadar çok istiyorum ki 300 bin olmak. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.